Siz bizni sevardingiz, ustoz Nozim. Sevardingiz bizni siz, ustoz Nozim. Lekin bu ulug' dunyoda urfini sotganlar ozmi? Lekin bu ulug' dunyoda tilini sotganlar ozmi? Olam bozorida kitrak-kitrak qoqmay yurtini, elini sotganlar ozmi? Uzoq maqsad uchun tarixni chaplab, homiylarni Takiylerini satgeller azmı? Siz şu Türkiye için hasret çektiğiniz ustaz. Lekin umuman Türkiylerde satgeller azmı? Der hakikat Türkiylerine hop satıştı. Türlü namlar bulan satıştı. Kan Türkiy, yani Türk parası da satıştı. İslam parası da satıştı. Milletçi de satıştı. Türk'a Türk'a namlar bulan satıştı. Stalinni, o'sha mustabid Stalinni ustozlardan biri, uni juda yoshligidan hali siyosat sahnasiga chiqishga harakat qilib yurgan paytlaridayoq o'rgatgan edi. Ki, sen doimiy turkiy xalqlarni qirqib, qirib turding. Bular ajriqqa o'xshagan xalqlar. Qo'yib bersang, ko'payib olamni bosib ketadi. Buning asosiy oldini olishning asosiy yo'li yagona tadbiri ularni qirib, qirqib turish kerak. Bu o'zgicha bu vaqtiy o'zgicha amal qilgan mustabid hokimiyat, mustabid hokim ayni shu ishlarni qildi. Butun Suro davri zamonida, hatto undan oldin ham butun turkiylarni qirishga, qirishga ularni faqat jisman emas, balki ma'nan va ruhan ham zabun etishga harakatlar hech qachon tinmadi. Eslang, o'sha stalinizm davrida yurtidan badarg'a qilinib, yurtidan tug'ilgan elidan tuprog'idan mosuvo etilgan xalqlar taqdirini, nasriy turklarini, tatarlarni, ayniqsa uzoq sharq turkiy xalqlarini ahvolini eslang. Barmoq bilan sanarli darajada o'z tilini biladigan odamlar qoldi. Butun maktablari qirib bitkazildi, masjidlari buzildi. Nafaqat boya aytganimiz jismiga, balki ma'naviy ruhiy olamiga ham tahdid solindi. Biroq turkiylar ham bo'sh kelishmadi. Har qancha qirqishmasin, har qancha qirishmasin, baribir bu millat, bu irq bosh ko'tarib kelaverdi. Bosh ko'tarib kelaverdi. Dunyoda o'zligini, dunyoda menligini saqlab qolishga urinaverdi va Allohga ming qatla shukr, hali hamon bu xalq dunyo xaritasida o'zining yeriga, o'zining bayrog'iga, o'zining qadriyatlariga ega bo'lib muqim turibdi. Ayniqsa bu elning turkiylarning shoirlari, zaboni o'tkir shoirlari, nafasi o'tkir shoirlari hech qachon istibdod bilan kelishmadi. Turfa yo'llar bilan har qancha qonxo'r siyosat bo'lmasin, bu siyosatni aylanib o'tmoqqa, haqni aytmoqlikka, agar og'zini yopsa, qalbi bilan, ko'zi bilan, yuragi bilan kuylamoqlikka urinaverishdi. Ana shunday shoirlardan, ijodkorlardan biri, shoir va ijodkorlikdan ham ko'ra fuqarolikni, turkiy fuqarolikni yalov bardar qilib, yalov qilib oldingi planga olib chiqqan ijodkorlardan biri, 20 asr 2 yarmi turkiy she'riyatining katta vakillaridan biri, ulug' qozoq shoiri O'ljas Sulaymonov bo'ladi. Tumam, ya'ni kuchoq qo'shig'i. Bo'g'ishlarda qo'llang bobolar ruhi. Yolg'iz og'a chiqirsam cheklab o'tmasman, arg'amchi osarman biron shohiga, so'nggi savashgacha sira o'lmasman, kimligim bilmagan odam bormikin? Ana yulduz uchar boshimda egik, ayolga ont ichib o'parman qo'lin, tegmasman boyqushu qarg'aga, lekin arvohlar ko'rsating balaton yo'lin, shamolda yelarman sodiq otimda, bir umr, bir umr o'zga yoqlardan, faqat shukur izlar qolur ortimda, vafodor otimning tuyoqlaridan. Tokim yomg'irdan so'ng bu chuqur izlar, ming-ming piyoladay tursinlar qator,
yovların kelganda ortimdan izlab menday tashnalikdan chekmasin azob. O'zi Sulaymonov 50-yinchi yillar oxiri, 60-yinchi yillar boshi avlodi. Mana shu yillar adabiyotga kirib kelgan avlodning oz vakillaridan. Ma'lumingizchun, so'ralar davrida 50-yinchi yillarning o'rtalariga kelib, Manfur Stalin o'limidan keyin bir oz ilish, Anna Ahmatova iborasini aytganda, ilish kayfiyati, o'tkir davri bir muddat yuzaga keldi. Bu narsa butun xalqlar, millatlar orasida yashirilib yotgan juda katta quvvatlarning yuzaga chiqib ketishiga, ayniqsa boya aytganimiz shoirlar tiliga chiqib ketishiga, dardlar chiqib ketishiga izn berdi. Bu sababiyotida Yevgeniy Yesenko, Andrey Vaznesenskiy, Bella Ahmadullina kabi Pribalska bosqboyi adabiyotida Kosmora kabi qator shoirlar bilan birgalikda tarixdan bizni xususan o'zbek adabiyotimizda Abdulla Aripov, Erkin Vohidov, Omon Masjon, Halima Xudoyberdiyeva kabi juda katta bir to'lqin kelgan bo'lsa, qozoq adabiyotida O'lja Sulaymonov o'zining tengdoshlari bayroqdori bo'ldi. Bu davr she'riyatini agar kinoxronikalardan yo'l ko'zingiz tutsa, bilgansizki, asosan minbar she'riyati tashkil qildi. She'riyat butun xonalardan chiqdi. She'riyat odamlarni oldiga, odamlarni iqboliga qo'yildi. Va o'z-o'zidan she'riyatda publitsistik ruh kuchaydi. Lekin faqat publitsistik ruhni orasida, publitsistik shakl tamoyilini orasida qolib ketgan shoirlar o'z davrini o'tkinchi shoirlar sifatida tarixda ustiz yo'qolgan bo'lsa, O'lja Sulaymonov singari shoirlar bo'lsa, publitsistik ruhni faqat maqsad, faqat publitsistik gapni aytish emas, balki uni juda go'zal formalarda, badiiy formalarda ifoda etganliklari uchun mana hozirga qadar so'z o'qilyapti, hozirga qadar tarjimalar qilinyapti, dunyo adabiyotida o'rganilyapti. O'lja Sulaymonov mana shu yangi she'rga, tribuna she'riga, minbar she'riga o'zining tug'ilib o'sgan Qozog'istonining dastini, ko'lning iforini, go'yo bir qarashda rangsiz, bir qarashda zerikarli, bo'm-bo'sh bo'lgan dastning qiyofasini olib keldi. O'zbekning she'rlarini o'qib, biz bu faqat vazon derazalardan qarab ketganimizda bir xildek zerikarli tuyulgan dastda juda ko'p ranglar, kamalakni rangidan-da ko'proq rangdor dunyolar saqlanib qolganini, saqlanib yotganini, xususan u yerda yontog'ni, yovshanni hidi borligini, u yerda qumirtqani ko'zi borligini, u yerda yontog'ni ta'mi borligini his qiladi. O'ljasi she'riyatida mana shunday rang-baranglik yuzaga keldi. O'ljasi shunchaki to'g'ridan to'g'ri, shunchaki kitob shaklida o'qish qiyinroq nazarimda. O'ljasi ovoz chiqarib o'qiydigan shoirlar qiliga kiradi. Ichida kitoblab o'qiydigan shoirlar qilidan emas o'ljasi. Sulaymonovni she'rlarini o'qiganda dastning qizig'i, xususan oftobda qizib past chiqarayotgan qum bilan toshni issig'i keladi. O'ljasini o'qiganingizda kunduzi nafasni qaytaradigan dast shamoli bilan birgalikda kunda izg'irin izg'irin qilib qalbingizni, ko'nglingizni, vujudingizni titratadigan mayin sabada, sovuq sabadagacha, yuragingizga muzlatadigan sabadagacha nafasni qaytaradi. O'lja Sulaymonov mana shu o'zini kaloriti bilan, milliy kaloriti bilan, o'zligi bilan, qozoq dasti bilan, qozoq kayfiyati bilan, qozoq ruhiyati bilan Samat Oqinning aytganlari 19-chi asr. Samat Ozarbay Oqinning yosh, chiroyli zaifasini olib qochdi. Aytishlaricha, ilgaristan ahd paymonlari bor ekan, ushlab keldilar. Ikkalasining taqdiri Ozarbay qo'lida qoldi. Kilbirda bog'langan Samatni o'tovga kiraverishda otdan tashladilar. Samat qiynalib o'rnidan turdi. Ozarbayning o'g'li Alibek esa kulimsirab bir siltovda arqonni ikki joyidan kesdi. Samat oyoqlari ostida kulcha bo'lib yotgan ikki bo'lak kilvirga ijirg'anib qaradi-yu, deb bordi. Qora terga botgan otlar pishqirgancha o'tov atrofida bosilgan maysalarni ichkardi. Samat uyishgan bilaklarini uqalab, o'tovning nim qorong'i ichkarisiga tikilib turib bir so'z aytdi. Aksinga tikilgan sovuq bodlardan jimirlagan ko'lda qayg'irmadim-a. Har kimning yukini tortdim otlarday, och yotdim och cho'lda qayg'urmadim-a. Yaxshiyla hamisha borim bo'lishdim, yomonla o'lishdim qayg'urmadim-a. Saharlar qurumda qaro kunlari, qorlarda cho'mildim qayg'urmadim-a.
yol aldı kurduğunda yuvaş hayalın. Namutu salmadı kaygırmadıma, bir dostum olsa da ezildi canın. Arzum güzelmedi kaygırmadıma, sizden de otkızı silah yiyiniz. Tüymedim oğlumunu kaygırmadıma, kulup olmadı bas uçkur buğunu. Hatta ki burulda kaygırmadıma, her taş tanesi de payladı ölüm. Egri bıçak bilen kaygırmadıma, fakat bir nerseden kaygırar dilim. Mümkünmez ömürünü kayda başlamak, fakat bir nerseden kaygırar dilim. Öterman yüzlerden sırgalgen yelday, öterman ağırıklı sezmez vücudum. Hasratta, sağınçta kaygıdan gelmez, fakat bir nerseden kaygırar dilim. Sistenip sürerken ölüm sesiden, hiç kaydı görmedim sulurak gelin, Azerbay akınının zeyfeti deyin. Demet bunu bir nefesle söyledi, şaşılmayı yorukmayı söyledi. Karanlıkta gövdesi gelişken rak, yüzü körkem rak güldü. Kündüzü uflik görüner, kıyafeti de avazı yetişmez. Kündegini yığın gellerde, onu köp gördenimizni, bırak avazını eşmedenimizni istedim. Birden otavca kirişteki perde götürüldü. İçkeriden ses boylu Azerbay kariye çıktı. Ali Bey çakırdı oğlum. Yerdemen ota, işte at ver, ketsin. Ota, otanamam ketsin. Azerbay'ın arkada yüzünü güldar romalda kıyak otken beyan göründü. Samet burul atıca beyanını ot kazdı. Özü Ali Bey'in atını tutup, bir saptık üzerinde mindi yu, ikele sarangı çöl karıda kayıp buldu. Ota kıstırdı Ali Bey çonkayıp oturken ise alemden yığlamsırak. Kulak sal balam, sizlerem eştin. Yigit Samet beni şermende kıldı. Bırak şair Samet, Azerbay akın davrığını devam ettirdi. Göç piştime eylen eylet. Çık kaldı ata, cevap verdi cerengdegen avazda ak cavlik diyen cuvan. Kim açıkkan bulsa, sürsün dedi yu, müteber kariye otavge sürüp gitti. Tarıkça halif yandı. Tarık o bizde yok adını yok mu? O karangı mı, yaki yarık mı? Kendi buluştan katı nazar, mert halklar, mert milletler, özünü dünya tarihindeki oranını bilgen milletler, öz tarihinde halal sözcüler karışar. 60. yıllarda Özde Süleymanov 15 yıl mabeyinde özünün icadını, şehrini, şehir defterini bir romanca yığıştırıp koyup ona halkını tarifi, Kazakistan tarifi, nefakat Kazakistan, umumen daş kıçak tarifi bulan kıçaklar. Kıçaklar tarifi, bu cüde kadimci bir eletinin, halkının tarifi bulan, onu basıp ötken yolu bulan ve o haktaki edebiyatlar bulan kıçaklar. Ve şu yerde Özde Süleymanov özünün büyük eseri, bizimki şimdi hazır içinde en dikine kayıttan basılgan, ben hazır onu nime için kayıttan basılıyor ki degen gibi keyifle eytemen, basılgan eseri az iya degen eserini yazdı. Namide etibar verin, ikkıl okus mümkün, az iya, yani nime, Rus alfabetini birinci ve ahirge harfi statüde okusam mümkün, az iya, yani az iya deyip tam okus mümkün. Bu bir de ustadi bilen oylap tapılgan, nam verilgen nam, plus meneşe kitabını yazdı. Kitabını söz başlığı da Özde Süleymanov için dediydi. Men tarihçe, halkın tarihçe bir de maksat bilen yandaşa başladım. Yani birinciden men özümünü, halkımını arasında tutken oranını bilmek için ve halkımını dünya halkları arasında tutken oranını anıklamak için hem men tarihçe yandaşı gördüm dedi. Ve bayağı işlerimiz de 15 yıllık icattan, sevimli masulatından yüz ögürüp vazgeçip bulsa hem halkının tarihini kitleştirdi. Ve bir dakika muhafakettim. Bedbaht gelem, daim gelen kaçlıktan atlarının közüge kararlanayız yatar. Beytelim zengirep kalgan atlıktan, cilavge boy vermeyi kareyde atlar. Yol yok, bedbaht gelem. Oh, kazak şorli, kazak mengeyli kısmet yazılgen, hayakka yüz bursa fakat çöl çöldü. Yüzde yol beraber eğer mazide, eğer yüzde bulsa mazide verir. Öttüler öttüler ruhunu yazlar, zeren ederler de çay kalıp, karıp, acbaplar izden yeni avlatlar. Osmanmaz, yanar taş kimsiz yokarken, köl hem kutradı mengu kıynaktan. Şundan sargış olav çaknar okarken, bırakı çekişip duran kıynaklar. 15 yılda
amalga oshirilgan mehnat nihoyat tugadi. 1967-yilda bu kitob kitob shaklida Qozog'istonda bosilib chiqdi. Juda katta shovqinga sabab bo'ldi. Afsuski, uning davrig'ini juda tez keldi. Gap shundaki, Moskva ideologlari Moskvaning mansur siyosati bu kitobga tish tirnog'i bilan qarshi chiqdi. Shaxsan sustlik shug'ullandi bu kitob taqdirida. Va oxir oqibatda 67-yilning o'zida Qozog'iston kommunistik partiyasi markaziy komitetining maxsus qarori chiqdi va O'lja Sulaymonovni az uyla kitobini butunlay o'quvchilardan tortib olish haqida qaror qabul qilindi. Va yozuvchini o'zi gilamga tortildi, ya'ni tavba tazarruq qilishga majbur etildi. Biroq yozuvchi tavba tazarruq qilmadi. Yaqindagina Olmaotada Qozog'istonda bosilgan az ya'ni ikkinchi nashriga yozilgan so'zda O'lja Sulaymonov o'sha paytda Qozog'iston rahbarlariga yozgan ochiq xatini e'lon qildi. Nihoyat to'liq holda mana shu xat e'lon qilindi va shunda ham bilsa bo'ladiki, Toyir baribir bunga egilgan emas. Ya'ni o'zini haqiqatiga surgan. Xo'sh, bu haqiqat nimadan iborat edi-yu, nima uchun so'ro mahsurachilari bu haqiqatga tish tirnog'i bilan qarshi turdilar? Gap shundaki, Aziya kitobi ikki qismdan iborat. Ayniqsa birinchi qismi boya aytganimiz kishilarga yoqmas edi. Gap nimada? Gap shundaki, bilasizki, adabiyotlardan bizni kichkinaligimizdan maktab darsliklariga kirgan bir katta bir asar. Rus yozma yodgorliklarini eng qadimgi sifatida o'rgatiladigan bir asar bor. Ya'ni Rova Apalki Igrov, ya'ni Igor Polki jangnomasi deb nomlangan asar. O'lja Sulaymonovga qadar va Sulaymonovni o'qimagan avlod uchun hozirga qadar bu asar Igor degan Kiyev rusini knyazini yilik dashnitlarga qarshi, qishloqlarga qarshi bo'lgan janglari haqida hikoya qiluvchi va uni shonli, sharafli g'alabalarini kuylovchi asar sifatida talqin qilib kelindi. O'lja Sulaymonov mana shu narsaga shubha bildiradi va asarni 16-chi asrda bir marotaba, 18-chi asrda ikkinchi marotaba qayta ishlashganligi haqidagi haqiqatni ilgari suradi. Ya'ni 18-chi asrda Yekaterina saroyida ishlagan o'sha yerda sinotni boshlig'i bo'lib ishlagan Graf Mutin Pushkin degan odam Igor Polki jangnomasini qo'l yozmasini ayniqsa oxirgi qismlariga juda katta o'zgartirishlar kiritib, O'lja Sulaymonov isboti bo'yicha sharmandali rus qo'shini haqida, sharmandali rus knyazi va uni o'zga xalqlar ustidan g'alaba qilmoq uchun harakat qilib, sharmandalarcha tug'i qayrilib qaytgan rus knyazi haqidagi jangnomani teskarisiga aylantirib yuborishgan, ya'ni Yekaterina Pyotrlar boshlagan o'zga davlatlarni bosib olish siyosatini, shovinistik katta davlatchilik siyosatini oqlaydigan asar, shuni qo'llab quvvatlaydigan asarga aylantirganlarini O'lja Sulaymonov isbotlaydi, harakat qiladi va bunga erishadi. O'lja Sulaymonov qaysi yo'ldan boradi? Bilasizki, bu asarni himoyachilari chakana odamlar emas edi. Hatto ularning ustida juda ko'pchilik hurmatiga sazovor bo'lgan akademik Dmitriy Sergeyevich Lukachov singari buyuk olimlar ham bor. Hammasi O'lja Sulaymonovga qarshi turgan edi. Sulaymonov eng to'g'ri yo'ldan nazarimda bordi, ya'ni lingvistik yo'ldan bordi. Ya'ni 12-chi asr yodnomasi sifatida, qo'lyozma sifatida taqdim qilinayotgan asarni tilidan, lexikasidan, ya'ni so'zlaridan tirqidirdi va topdi. 18-chi asrda ishlatilishi mumkin bo'lgan demak so'zlarini 12-chi asrda ishlatmaganliklarini boshqa qo'lyozmalar asosida isbotlab berdi. Bir, ikkinchidan so'zlarni noto'g'ri o'qilishi, qo'shimchalar bilan o'zak qismlarni qo'shib, ba'zan ayirib, shuna qilib noto'g'ri o'qish natijasida mazmun mohiyat mutlaqo buzib yuborilganligini juda usta tilshunos lingvist sifatida O'lja Sulaymonov analizga tortadi, tahlilga tortadi va shuni uddasidan chiqadi. O'lja Sulaymonov mana shu 15 yil mobaynida mana shu og'ir mehnatni, qora mehnatni qildi va xalqini qaddini, o'tmish qaddini, xalqni madaniyatsiz, qipchoqlar bor yo'g'i, ko'chmanchi, faqat buzg'unchi, varvar xalqlar deb nomlab kelgan buyuk tarixchilarni barcha safsatalarini kitobga chiqarishga harakat qildi va bunga erishdi. Qani quvib yet yigit, otni ayab yetarsan, oshiq bo'lsang chindan ham, ot o'lsa ham yetarsan. Seni sevaman yigit, quvib yetgin mushti ol, sadolar girvatida ikki yuzim bo'ldi ol. Qara, shamol yetib olib, bo'ynimda yotib olib,
yürek bağrımını ezdi. Ah, yine kaldın yigit. Mazah kılar seni ay. Bir uzun çöl bağrıda, kollarımda can kalmadı. Hansızlar at yağrıdan, yamanlar ey yamanlar. Siz de ayda çiçeriksiz. En dal yürek yigitse, kün de yikerek yigitse. Atmaz, yüksek yürüksiz. Biz ko'rsatuvimizni Abdulla Oripovning nozim hikmatiga bag'ishlangan turkiylarni sotganlar, idliklar haqidagi she'ri bilan boshlaganmiz. Bugun ham dunyoda, bu keng olamda turkiylarni ko'rolmaydiganlar, ularni birlashishiga rahna soluvchi bo'lgan, oralariga parokandalik urug'ini sotmoqchi bo'lgan kishilar yo'q emas. Lekin Allohga ming qatla shukrlarki, bugun turkiylar o'zligini taniyapti. Turkiylar bir qavm ekanligini, tomirlari, dinlari, iymonlari bir ekanligini anglab yetyaptilar. Asl-sekin ne bilan bo'lsa-da anglab yetyaptilar. Va bu yo'lda uning shoirlari, ijodkorlari, yozuvchilari yarobardor bo'lishyapti. Xususan, Chingiz Aytmatovdek dunyo miqyosidagi yozuvchi, O'zbek Sulaymonovdek dunyo miqyosidagi shoir, Abdulla Oripov, Erkin Vohidovdek Abdulyoqubdek dunyo miqyosidagi shoir yozuvchilar va qator boshqa ijodkorlar mana shu ishga bosh-qosh bo'lishyapti. Bugun soxta vatanparvarlik tuyg'ulari, soxta insonsevarlik, soxta tuyg'ular emas, balki haqiqiy turkiy qon, turkiy qavm, turkiy tarix, turkiy kelajak ularni birlashishga chorlayapti. Inshaalloh shoirlar, yozuvchilar, ijodkorlarni bu harakatlari zoye ketmagan va biz vaqtlar o'tar, yillar, 10 yillar, balki asrlar o'tar, yana dunyo tarixida, dunyo hamjamiyatida, dunyo xalqlari orasida buyuk turkiylar sifatida qaddimizni baland ko'taracakmiz. Bu yo'lda shoirlarimizga, ijodkorlarimizga ulkan ilhomlar, ulkan jasoratlar tilab qolamiz. Xayr bo'lsin.